Oo, doldur usta, doldur. Benimkini bayağı doldur. Tam tahmin ettiğim gibi. Hı? Nazlı diyorum. Ondan hoşlandığın çok belli. Bence temiz havayı biraz daha içine çek. Tam kendine gelememişsin. Gayet kendimdeyim. Seni çok iyi tanıyorum. Ve durum da ortada. Buzullar ülkesine aşk ateşi sarmış. İki tane de ayran versene usta bize. Çok şükür. Kuru kuru yedireceksin sandım. Hmm, böyle bir şey yapar mıyız? Çok lezzetli. Geçeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. Son. Nazlı Deniz'i arkadaşı olarak görüyor. Onların arasında bir şey olamaz. Boşuna kıskanma diye söylüyorum. Konuyu kapatacak mısın yoksa ben kalkıp gideyim mi? İşte sen tam da böylesin. Biri sana gerçekleri söylediği zaman içine kapanıyorsun. Bu da seni hırçın bir adam yapıyor. Boyuna göre ver demek herkes. Ya Efsaneler Ligi'nde. Ferit abi sen de bence bir tane kap. Yok ben böyleyim sağ ol. Sen gel buraya. Gel gel. Bence çok şey kaçırıyorsun. Menüye ekleyeyim ben bunu. Yani serbest dolaşan tavuklardan ama. Organik. Mükemmel fikir bence. Sen yersin. Çok geç oldu, ben gidiyorum. Ben de geleyim. Yani ben seni taksiyle bırakırım. Olur. Ben biraz daha oturacağım. Deniz sen de benimle kalır mısın? Hiç sorun yok. Sen Aliye ile kal. Ben şuradan bir taksi çeviririm. Hatta belki yürürüm. Ben bırakırım seni. Aliye dikkat et kendine. Görüşürüz Deniz. Görüşürüz. Her şey için teşekkürler çocuklar. Tavuk pilav için teşekkür ederim Aliye. Paella. Efendim? Ya İspanyolların var ya meşhur pilavı. Evet biliyorum da nereden aklına geldi onu anlamadım. Bu hafta menüyü ekleyeyim mi? Olur ekle severim. Süper bir saniye. Ne yapıyorsun? Not alacağım. Senin de mi teknolojiyle aran bozuk, cep telefonu daha pratik değil mi? Pratik ama riskli. Yok şarjı bitti, yok kayboldu, yok virüs girdi, yok kırıldı. Sen de benim gibi sürprizleri sevmiyorsun. Ben kötü sürprizleri sevmiyorum. Yoksa sürprizleri kim sevmez? Ben sevmem. Siz genel olarak kontrolünüz dışında hiçbir şey sevmiyorsunuz. Sıkıcı değil mi? Hayır. Kısa ve net. Uzun ve karışık olmasından iyidir. Tamam, peki bir şey soracağım. Bir anda kontrolünüz dışında bir olay gelişti diyelim. Sizin hiç suçunuz yok. Sonra o olay yuvarlana yuvarlana, büyüyerek yuvarlanmaya devam etti. Kontrol edemiyorsunuz. Hayatınız allak bullak oldu. İşin içinden çıkamıyorsunuz ve çıkamayacak gibisiniz. Ne yaparsınız? Önce beklerim. Durumu ve kendimi gözlemlerim. Sonra da sonuçlarını öngörüp ona göre hareket ederim. Mantıklı. Ay kollarım koptu. Günaydın. Günaydın Nazlı. İşe gitmemişsiniz. Gideceğim biraz geç kaldım sadece. Ferit Bey. Ben bu eve geldiğim günden beri sizin bir yere geç kaldığınızı görmedim. Bir şey olmadığına emin misiniz? Sabah biraz halsiz. Eyvah! Siz kapmışsınız şifayı. Tabii orası deniz kenarıydı, esiyordu böyle. Çarptı sizi. Ateşiniz var mı? Yok Nazlı, ateşim falan yok. Vardır, vardır. Siz fark etmiyorsunuzdur. Hiç merak etmeyin. Neyse ki ben bugün limon aldım. Şimdi size bir güzel, ben limonlu, ballı, zencefilli bir karışım yaparım. Hatta ballı süt de yapabilirim. Aa ya da en iyisi tavuk suyuna çorba. Kesin çözüm. Nazlı gerek yok. Basit bir hapşırık sadece. Büyütmenin alemi yok. Vallahi Ferit Bey, buradan hiç öyle basit bir halsizlik gibi durmuyor. Renginiz falan solmuş sizin. Gözleriniz bir tuhaf bakıyor. Allah bilir bu durum şimdi hangi hastalıkları tetikleyecek. Dinlenmeniz lazım.
Nazlı, ben yıllardır hasta olmadım. Bünyem sağlamdır yani. Hastaysam da ayakta atlatırım. Hadi ben çıktım, kolay gelsin. Ama siz bilirsiniz. Kendimi yaparım, mis gibi tavuk suyu çorba içerim. Hatta limonlu karışım bile yaparım. Alo, İkbal Hanım. Ben bugün şirkete biraz geç geleceğim. Yani öğleden sonra geleceğim herhalde. Programı ona göre ayırın, olur mu? Yok yok, iyiyim. Biraz bir şeyler yiyeyim. Dinleneyim, toparlanırım, gelirim yani. Hadi bakalım Nazlı, iş başına. Bugün... Merhaba Nazlı Hanım. Nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Kolay gelsin, hoşça kal. Sağ olun, teşekkürler, iyi günler. Ah be temizlikçi ablacığım. Temizliğe gelip yatağı toplamıyorsun. Daha ayın dolmadan kolduracaksın kendini. Nazlı, yatağı toplamana gerek yok. Nazlı. Nazlı. Şişt. Ferit Bey. Ya korksaydım? Neyse ki tahmin ettim sizin olduğunuzu. Ama bu kaçıncı oldu böyle arkadan sinsi sinsi yaklaşmalar? Nazlı, sen korkmadın da ben korktum. Ne bağırıyorsun? Sakin ya. Anlamışsınızdır en azından ne hissettiğimi. Ayrıca sizin bu saatte evde ne işiniz var? Gideceğim birazdan. Yani biraz toparlanayım. Öğleden sonra gideceğim. Toparlanamamışsınız. Günden güne daha çok kötüleşiyorsunuz. Yo, iyiyim. Değilsiniz. Renginiz dün sarıydı. Bugün yeşil ve tonlarına doğru gidiyor. Ben tavuk suyuna çorba yapayım. İçmezseniz ben içerim. Gömlekler orada. Size ıhlamur yaptım. İçine bal, zerdeçal, zencefil. Ne bulduysam koydum. Zerdeçal mı? Evet, gribe birebir. Peki zerdeçal ne işi var? Ferit Bey, zerdeçal son derece güzide bir baharatımızdır. Dolapta, karabiber, kekik, tarçın gibi diğer baharatların yanında bulunmasında, yemeklerde ve içeceklerde kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. Kamu spotumuz bu kadar. Ben bilmediğim şeyi içmem lazım. Ferit Bey, siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Hiç öyle durmuyorsunuz. Ateşiniz mi var? Evet var. Doktora mı gitsiniz acaba? Nazlı, iyiyim dedim. Tamam, doktora gitmeyin. Bir güzel bu ıhlamuru için. Öyle de bir güzel uzanın. Sonra terleyince siz hiçbir şeyiniz kalmaz. Şunu için. Uzatın ayaklarınızı, uzatın. Bakmayın öyle, inadınızdan iyileşemeyeceksiniz. İçmiş. Aferin. Nasıl uyumak? Boynu tutulacak. Ah benim bu iyi niyetim.
Nazlı. Seyit Bey. Beni yastıkla boğmaya mı çalışıyordun? Ne münasebet canım, ne boğması. Ben uyuyakalınca siz boynunuz tutulmasın diye altına koyacaktım. Ama gerek kalmadı. Ayrıca uyandığınız iyi oldu. Ben çorba getireyim. Ben çorba içmem şu saatte. Doktor. Yes. Nazlı. Sen git istersen, ben iyiyim yani. Biraz dolaşırım falan, hava alırım. Gidersem aklım sizde kalacak. Maşallah yerinizde durmuyorsunuz. Ayrıca renginiz de günden güne değişiyor, hatırlatırım. Şimdi gitmezsen aklın oradaki eğlencede kalmayacak mı? Kalacak, birazcık. Ama olsun, eğlence kaçmıyor. Her zaman giderim. Oysa siz çok nadir hastalanıyorsunuz. Ben diyorum ki bu durumu fırsata çevireyim ve bütün deneysel karışımlarımı üzerinizde test edeyim. Herkesin bunu bu kadar eğlenceli bulması ne hoş. Hadi anı fırsata çevirelim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ayrıca eğlenceli değil. Ya da tam itiraf ediyorum, çok eğlenceli. Yani bu hastalıklar, duygusal inişler, çıkışlar biz fanilerin de size uğramazdı. O kadar da değil canım. Ama evet, hayatımda hep mantıklı ve akılcı olanı tercih etmeye çalışırım. Ah Ferit be, iş şöyle hep akıl akıl olmuyor. Arada kalbimizden de görüş almak lazım. Boşuna durmuyor orada. Yani sadece görüş almakla yetinirsen sıkıntı olmayabilir. Mesela burada kalmayı tercih etmen, sana aklının söylediği bir şey. Belki kalbinin sesini dinlemiş olsaydın çoktan gitmiştin, yanılmıyor muyum? Ferit Bey, bu durumun o kadar derin bir cevabı yok. Hayatta birçok şey gibi. Burada kalmam gerekiyordu. Bana ihtiyacınız vardı, kaldım. Hepsi bu. Zaten bayağı geç oldu. Ben buradan direkt eve giderim. Evet haklısın, bayağı geç oldu. Gitme istersen eve. Anlamadım. Yani bara gitmeyeceksen, şimdi gideceksin, sabah yine geri geleceksin. Boşuna yollarda perişan olma. Odan duruyor nasılsın? Çok mantıklı. Yani burada kalmam bayağı mantıklı. E ben kalayım o zaman. Bakayım aklımın sesini dinleyince nasıl oluyormuş. Ferit Bey, kahvaltı hazır. Ferit Bey. Ferit Bey. Tövbe bismillah. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Sen böyle mi uyandırıyorsun insanları korkutarak? Farkındaysanız şu an korkan benim. Aklım çıktı. Yani yavaşça seslensen uyanırdım. Tüh, ben bunu nasıl düşünemedim? Keşke dışarıda 18 kez, içeride 22 kez seslenseydim. Her tondan ayrı ayrı. Maşallah, betiniz benziniz de yerine gelmiş. İyiyim, iyiyim. Nazlı, müsaade edersen saunaya ineceğim. Ferit Bey, bu evde sauna yok. Nazlı, bu evde sauna var, aşağıda. Görmedin mi? Ben mutfak merkezli bir hayat sürüyorum Ferit Bey. Görmemem çok normal. İyi, istersen sen de kullanabilirsin. Ne münasebet canım, gerek yok. Çıkalım mı artık yatak odasından? Kesinlikle çıkalım. Yatak odası. Bak, bu kayıt 75 yılında Chicago'da yapılmış. Bugün bile hala kimse bu sandığı yakalayamıyor.
Deniz'e sor isterseniz, Eskişehir'in uzmanı mı? Hayır, güveniyorum ben size. Bakalım beğenecek misin? Gözlerini kapa öyle dinle istersen. Çocukken bir ara piyano dersleri almıştım. İtalyan bir hocam vardı. Signor Rosetti. Çok güzel. İsmi bile havalı. İsmi gibi kendi de havalıydı. İtalya'da zamanında bir sürü konser vermiş. Ayrıca burada üniversitede derslere giriyordu. Öyle bir adamdı yani. Bir de görsen nasıl sert biri. Ve düşün, o yaşta bana Mozart öğretmeye çalışıyordu. 3 ay çalıştık beraber. 3 ay sonunda Signor Rosetti bundan bir şey olmaz dedi. Memleketine gitti. Şarküteri dükkanı açtı. Artık adamı nasıl soğuttuysan müzikten. Şarküteri çok iyiymiş. Sufleler, hemen getiriyorum. Çok lezzetli olmuş. Peki bunun bir sırrı var mı? Yediğim diğer suflelere benzemiyor çünkü. Olmaz mı? Ama bunu söyleyemem. Yani kimse tatlı yapmaya üşenmez. Sonra kullanırsınız falan. Sırlarımızı paylaştığımızı düşünüyorum. Aşk olsun Ferit Bey. Benim şahane suflemle Signor Rosetti bir mi? Söylemeyeceksin yani. Bak bir gün. Ya boş verin. Şimdilik biz buna çikolata mucizesi diyelim. Öyle bir mucize var değil mi gerçekten? Olmaz mı? İnsan çikolata yediği zaman en mutlu çocukluk anlarını hatırlıyor. En güzel duygular harekete geçiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Dudağının kenarında çikolata kalmış. Hmm. Diğer taraf. Az bir şey kaldı. Hallederdim ben, teşekkür ederim. Çok yedim zaten. Eline sağlık. Afiyet olsun. Siz ne zaman isterseniz ben yaparım. Ne yapacaksınız öyle tarif marif?